Herkese merhabalar. Kodranır'ın bu haftaki oturumunda yine Fatih Doğan'la birlikteyiz. En Selamlar. son Tamam. Fatih Doğan, selam, nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkürler. Evlerdeyiz bugün yine. Yani sayılır. Bugün karlı, en karlı olan günlerden 17 Şubat. Evet ya. Gerçekten. En son bir önceki Codrunner'da SSL sertifikasını bir Azure App'te nasıl kullanırızı, bunun için de 3 ayda bir yenilenen bir SSL sertifikasını nasıl otomatize ederiz diye bir oturum yapmıştık. YouTube'dan izleyebilirsiniz, YouTube kanalımızdan Pickup'ın. Kısaca kendimizi tanıtarak bu haftaki konumuza başlayalım. Benim ismim Emre Huslu. Pickup'ta yazılım departmanı yöneticisi olarak çalışıyorum. 4 yıldır buradayım. Fatih Doğan, sen de istiyorsan kısaca kendini bir tanıt. Merhabalar. İsmim zaten duydunuz herhalde Fatih Doğan. Pickup'ta yaklaşık ben de bir 6 yıldır, 7 yıla varacak. Principal Software Developer olarak görev yapıyorum. Emre Hoca'nın ekibindeyim. Beraber çalışıyoruz. Bu hafta bizim de çokça uygulamalarımıza kullandığımız Office Graph API ile çalışmak konusunu seçtik. Bir özet, bir başlangıç, bir giriş yapmak istedik Microsoft Graph API ile çalışmak isteyenler için. Fatih Doğan bugün olabildiğince hem anlatım hem de demo yapmaya çalışacak bize. Topu şimdi Fatih Doğan sana atıyorum. Şimdi aslında bu şeyden başlasak daha iyi olacak. Yani Graph API ne? Yani overview of the Graph API'dan kastımız da temelde aslında bir yandan çok da yani bu konulara uzak olan birilerine içeriye katmak. Yani Microsoft Graph API'nin temelde amacı şu anda Microsoft'un sunduğu hemen hemen bütün servislerin, bütün SaaS servislerin erişilebilir tek bir noktası olmaya çalışması. İşte Microsoft 365 ürün ailesi dediğimiz içerisinde işte OneDrive'ı bulunduran, normal işte Exchange Online'ı bulunduran, Azure Active Directory'i belki temelde bulunduran bazı kaynaklara direkt erişim sağlaması. Teşekkürler. Bakacak olursak şöyle bir durum karşımıza geliyor. Yani bunun içerisinde neleri kullanıyor Graph API? Bunu nasıl yapıyor? Temelde aslında standart bazı hani oluşturulmuş şeyleri kullanıyor, yapıları kullanıyor ve onlara uymaya çalışıyor. Bu açıdan benim beğendiğim yine taraflarından bir tanesi. Örneğin OpenID desteği var temelinde ve onunla o yapı üzerine kurulmuş olduğu için çalışabiliyor. OpenID'yi temelde anlatmak gerekirse open source bir aslında yine böyle RFC dediğimiz standart oluşturulmuş bir otantikasyon altyapısı. Microsoft'un da yine Azure Active Directory'nin kendisiyle aslında bunu sağlıyor olması ve Microsoft Graph API'de bu şekilde erişiyor olmamız güzel yanlarından bir tanesi. Standart bir yapıya sahip olması niteliğiyle. Bunun şöyle getirileri var kod tarafında bakacak olursak. Yine komünitenin yarattığı ya da o standartı oluşturan kişilerin oluşturduğu library'lerle çalışabiliyorsunuz. İçerisinde ekstra Microsoft'un yani proprietary nasıl şu an şey yapamıyorum söyleyemedim ama nasıl söyleniyor tam olarak da bilmiyorum. Proprietary mi? Öyle bir şey var. Yani Microsoft'un kendi içerisinde oluşturduğu bir yapı değil. Ekstra şeyler olduğu için sadece Microsoft'tan alabileceğiniz destek yok ortada. Yine community'den de ekstra destekler alabileceğiniz bir yapıda. OpenID kullandığı için diyelim. Eklemek istediğim bir şey var mı abi burada? Devam Yok. ediyorum. Yok abi, devam. Okey. Onun dışında konuşmamız gereken konulardan bir tanesi Azure Active Directory'den bahsettik. Azure Active Directory'nin dışında yine Microsoft'un kendi önceden oluşturduğu Live.com, Hotmail gibi yapıları da destekliyor. O hesaplarla da giriş yapabiliyorsunuz ve Microsoft zaten şu son belki de hani 4-5 yıldır şey yapmaya çalışıyor. Normal hani free user'lara da elinden geldiğince buradaki Outlook'tur ya da onun etrafında oluşturulan servislerdir. Bunları zaten şey yapmaya çalışıyor, sunmaya çalışıyor temel basic özelliklerini.
Yine oradaki kaynaklara erişim için işte eventler olsun, kullanıcı bilgileri olsun ya da işte OneDrive file'ları olsun. Bunlara erişimler için de yine Graph API'yi kullanmamıza izin veriyor Microsoft. Yapıyı o şekilde oluşturuyorlar. Bahsedeceklerimizin arasında bir de şu var. Aslında temelde çok bir hani dilemayı çözüyor. Yine OpenID'nin kendisiyle alakalı gelen artılardan bir tanesi. Kullanılan servis ya da erişmeye çalışan servis buradaki kullanıcının şifre ve kullanıcı adı bilgilerine erişmiyor. Erişmesine gerek kalmıyor. Çünkü otorize bir yapı var. Üç bacaklı otantikasyon diye geçiyor bu hatta. O yaklaşımla ilerlediği için sizin servisinize giriş yapan kişinin kullanıcı adı ve şifre bilgilerini sizin tutmanıza gerek kalmıyor. Bu şekilde gizli kalıyor buradaki kullanıcıların bilgileri. Bu servislere erişim, buradaki bilgilere erişim de yine birazdan bahsedeceğimiz access tokenlarla ve refresh tokenlarla oluyor. Onun dışında şunu söyleyebiliriz. Birçok aslında anlatılabilecek çok şey var. Multi-factor authentication destekliyor. Yani isterseniz siz SMS'le ya da işte farklı yöntemlerle Authenticator API'yle giriş yaptırabiliyorsunuz kullanıcılarınıza. Dediğim gibi bu kullanıcıların tabii temelde Azure Active Directory ya da Microsoft, kendi Microsoft hesaplarını kullanıyor olmaları gerek. Böyle bir gereksinimi var temelde. Onun dışında şunu söyleyebiliriz. Her şey API içerisinde diğer servisleri discovery etmeden, onları bulmaya çalışmadan yürütülebiliyor. Bunu nasıl sağlıyor? Her birisi aslında tek bir endpoint ile erişilebiliyor. Eventlere erişmek istiyorsanız, kullanıcının spesifik bilgilerine erişmek istiyorsanız bunların hepsinin tek bir erişim noktası var. Ve başka bir kiracı, bir tenant için farklı bir adrese gitmek yerine size şöyle şeyler sunuyor. İşte me, benim bilgilerim ya da my organization, organizasyonumun bilgileri gibi oradaki servisin adreslerini bulmak benzeri problemler yaşamıyorsunuz. Bu öncesinde yaşanan konulardan bir tanesiydi. Merkezi olmasından kaynaklı böyle bir getirisi de var. Onun dışında bahsedilebilecek neler var? Her aslında erişmek istediğiniz ya da erişilebilecek olan kaynaklara şey tanımlayabiliyorsunuz. Mesela kullanıcı bilgilerini okumak istiyorsanız uygulama içerisinde ya da hani onunla bir işlem yapacaksanız ona bir izin almanız gerekiyor kullanıcıdan. Yani aldığınız bir izin alma süreci var. Bu yine tabii kullanıcının kontrolünde olmasıyla alakalı güzel bir taraf. Bunları da yine siz uygulamalarınızı geliştirirken içerisinde işte şu bilgileri kullanacağım ben. Kullanıcıdan bu izinler istenmeli. O izinler alındıktan sonra ben kullanıcının atıyorum mail adresine, genel profil bilgilerine ya da daha adminsel taraflar, bütün kullanıcılara erişim gibi yine bir administrator'dan alabileceğiniz yetkiler gibi çok detaylı bir erişim yapısı var. Böyle bir scope deniyor bana da bu arada bilmeyenler için. Böyle bir yapıyla da birlikte bize bayağı bir esneklik sağlıyor ve açıklık sağlıyor aslında. Onun dışında nelerden bahsedebiliriz? Access token, refresh token'dan bahsettik. Refresh token yine offline access scope'unu almanızı gerektiren bir süreç. Bununla birlikte aslında siz kullanıcı giriş yaptıktan sonra o kullanıcının bilgilerini ya da onun gibi davranma yetilerini servis içerisinde devam ettirebilmenizi sağlayan, uzun süre o token'ı kullanmanızı sağlayan bir yapı sunuyor.
Normalde bu tokenlar üretildikten sonra bir saat gibi bir süresi var. Bu süreyi açtıktan sonrasında o tokenlar artık çalışmıyorlar güvenlik gereği. O refresh token izni alındıktan sonrasında onunla birlikte yine access tokenlar alabiliyorsunuz. Bunların da kendi başına o refresh tokenında belli süreleri var. Kullanılmadığı zaman belli bir süre onlar da expire oluyorlar. Ve son olarak şundan bahsedebiliriz. Kullanıcı gerektiren ya da bu kapalı devre dediğimiz kullanıcıdan bağımsız çalışan job olabilir, başka bir şey olabilir. Süreçlerde de kullanabiliyorsunuz. Bunların her birisinin içerisinde alınan izinleri farklı farklı değişebiliyor. İzinlerin çeşitleri var zaten kendi içerisinde. Yani demo içerisinde bugün belki de çok fazla üzerine değinmeyiz ama delegated application bazı böyle kırılımları olan izinler var. Onlara göre de uygulamanızı tasarlayabiliyorsunuz. Ve o tarz gereksinimlerde de kullanabiliyorsunuz. İyi. Başka eklemek istediğim bir şey var mı Emre Hocam? Valla harika gidiyorsun Fatih. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. O zaman demoya geçelim. Demoya geçeriz değil mi? Harika, onu bekliyorum ben de. O zaman şuradan devam ediyorum ben. Birkaç tane kaynak göstereceğim. Bunları yine YouTube üzerine attığımız videoda da o açıklama kısmından erişebilirsiniz. Buradaki sayfa direkt Microsoft'un kendi Microsoft Graph API'yı, hemen hemen şu anda duyduğunuz çoğu şeyi daha detaylı bir şekilde anlatan dokümanlar. Sol tarafta yine erişim belirteçleri var. Bunlara göre biraz daha araştırabilirsiniz. Merak ettiğiniz konulara girişebilirsiniz. Diğer tarafta yine Microsoft Graph kullanıcısı altında GitHub'da MS Graph Training ASP.NET MVC App repository'si var. Bugün bunun üzerinden ilerleyeceğiz biraz. Buradaki aslında demoyu yapacağız. Bu linki de yine dediğim gibi açıklama altında bulabilirsiniz. Buradan yine kendiniz sıfırdan yapmaya çalışabilirsiniz. Buradaki gördüğünüz her şeyi. Diğer taraftan bir learning path'i var. Microsoft'un yine sunduğu. Buradaki learning path üzerinden de buradaki yapılan aslında her şeyi yine öğretici bir şekilde bulmak mümkün. Bugünkü anlatacağımız konu, işleyeceğimiz demo da bunun üzerine olacak. Bir yandan da bunu ben açık bırakacağım. Yan tarafta referans olması amacıyla. Şimdi ilk yapacağımız şey aslında bir tane ASP.NET uygulaması oluşturmak. Bir web uygulaması oluşturmak. Açalım. Bu arada yani Learning Pad'deki içerikler gayet kolay ve anlaşılır. Ne kadar yapılması kolay, bunu da bugün görmüş olacağız. Elimden geldiğince herhangi bir demo tanrılarına şey yapmadıysam, bir problem çıkartmadıysam bugün problemsiz bir şekilde devam ederiz diye tahmin ediyorum. Çıksa da çözeriz buradan, artık ya, dert etme. Aynen. Yani bakalım. Ya şey zaten hani bir yandan da aklımda şeyi düşündüm. Hani Codrunner Raw gibi bir şey mi desek buna? Çünkü yani bir yandan konsept olarak da biraz hoşuma gitmeye başladı. Yapsak mı diye düşündüm çoğu aynen zaman şeylerden bir tanesi. Çünkü yani buradaki içerikleri okuyan, yapmaya çalışan birileri kesinlikle ve kesinlikle %90 yani bir problemle karşılaşıyor. Burada karşılaşalım. Bakalım bunlar evet, nasıl çözülüyor. Aynen. Bunları da görelim. Güzel. Buradan create a new project diyorum. Yine buradan ASP.NET Web Application'ı seçelim. ASP.NET Web Application. Aynen öyle. Normal .NET Framework'le yapılmış buradaki içerik.
Next diyelim. Graph Tutorial ismini vermemizi istemiş. Tutorial. .NET 4.6.1'i kullanmayalım artık bence de. 4.7.2'yi kullanalım. Boş bir MVC projesi oluşturmamızı istemiş. Buradan HTTPS'i açık bırakmışız. MVC projesi olacak. Great diyelim. Buradan aslında boş bir MVC projesi oluşturmuş olacağız. İkinci adımda da birkaç tane nugget package'i eklememizi istiyor. Onları da yine eklerken üzerinde konuşuyor oluruz. Referanslara gidiyorum. Manage Nugget Package istiyorum. Buradan öncelikle ekleyeceklerimizden bir tanesi Microsoft Oven Host Standard. Doğru yazarsam tabii ki çıkacak. Evet. Bu paket zaten Oven uygulamalarının işte normal şey IIS üzerinde çalışmasını sağlayan temel bir paket. Okey diyelim. Accept. İkinci paketimiz yine Microsoft Oven Security OpenID Connect. Aslında Oven uygulamalarının OpenID ile birlikte çalışabilmesini sağlayan paketlerden bir tanesi. Bunun içerisinde zaten kodda da birazdan göreceğiz. Direkt olarak şu otantikasyon şeklini kullan deyip direkt OpenID'nin kendi içerisinde sunduğu aslında temel işte issuer gibi ya da authorize gibi yapılarla direkt olarak Microsoft'un authorize sunucusunun adresini verip oradan çalışabileceğiz. Böyle bir güzelliği oluyor. Standart yapılarda. Yani siz de isterseniz OpenID kullanarak kendinize bir authorization sunucusu oluşturabilirsiniz. Bu standartı implemente ederek ve kendi iç yapınızda olabilir ya da dışarıya sunduğunuz bir servis olabilir. Buralarda kullanabilirsiniz. Evet, Nugget'in bitmesini bekliyoruz. Onun dışında ben biraz diğer ekleyeceğimiz paketlerden de bahsedeyim. Yine Microsoft Oven Security Cookies paketi var. Onunla birlikte aslında normal oradaki tokenların browser'ın cookies'inde tutulması, oradan da yine istek atılırken cookie'den geldiği için authorization kısımları, authentication kısımlarının hızlandırılması işlemini yapan bir paket. Asıl bu üçünden sonra aslında şey kısmına geliyoruz. Microsoft Identity Client var. Bununla birlikte temel işte Microsoft'un arka planda Azure Active Directory ile ya da authorization sunucusuyla konuşma kısımlarını halleden yapılardan bir tanesi. İşte Refresh Token'ın kendi başına güncellenebilmesi gibi belki de hani problemli birkaç konuyu hallediyor. Kendinizin yapması gereken bazı konulara da hallediyor. Öyle bir paket. Onun dışında yine Microsoft'un kendi içerisinde sunduğu
farklı modellerde olan yapıları da size sunuyor. İçerisinde gelen modellerle onları kullanabiliyorsunuz uygulama içerisinde. Ve son olarak günümüzün konusu Microsoft Graph paketi. O pakette de birlikte aslında direkt olarak Microsoft'un Graph API ile konuşabileceğiz. Zaten temelde RESTful bir API. Sadece bir wrapper. Bu Microsoft Graph paketi. Ama incelemenizi öneririm. Yapısı bakımından eğitici olduğunu düşünüyorum. Evet, sonunda diyalogumuz geldi. Şu paketleri istiyormuş bizden. Eklesin. Security OpenID Connect'i yükledik. Security Cookies'i yükleyeceğiz. Dediğim gibi Cookies diyelim. Install. Okay. Mükemmel. Sonrasında da Microsoft Identity Client paketi. Ve son olarak Microsoft paketi. Bunu da ekliyoruz. Okey. Şimdi burada çalıştırmak istenen birkaç kanıt var. Diğerlerini zaten yüklemiştik. Şurada Bootstrap'i update etmemizi istiyor. Edelim. Diğer paketlerin de aslında Identity Client ve Microsoft Graph paketlerinin spesifik versiyonlarını yüklememizi istiyor. En güncelini yükleyelim. Deneyelim bakalım ne oluyor. Herhangi bir problem çıkacağını zannetmiyorum ama. Evet. Sonrasında Design the App kısmına geldiğimizde buradan bir tane Startup CS eklememizi istemiş. Ovin uygulamalarında standart zaten olan bir yapı. Buradan ekleyelim. Nerede? New item. Şuradan startup yazarsam. Uzun zamandır eklemedim. Hiç gerek kalmadı, o yüzden bulmak biraz zor oluyor. Mükemmel. Gitmiş mi? Yani gözükmüyor. Aa, Evet, new item. Tamam. Ben mi göremiyorum acaba? bence şeyle bir paketle falan geliyor olabilir. Olabilir. Var olanlardan yani ya da bir JSON ekleyip ismini değiştirsen şablon geliyor muydu? Normalde Ovin. şablona da ihtiyacımız var mı içinde? Şöyle yapalım. Ya içerisinde birkaç tane konfigürasyon amaçlı bir şeyler var işte O zaten zaman ama şey yap. bunlar şu an gitmiyor. Daha önceki bir uygulamadan bulup buraya add existing ile ekleyip değiştirelim abi. Tamam. Şöyle bir daha bir deneyeceğim. Online'da aratalım bari belki çıkar. Oyun startup. Mükemmel. Şöyle yapacağım direkt ya. Pain point one. Şuradan gelelim. Ovin startup. Biraz. Caps yazıyor. Şöyle yapalım. Bu arada projeyi Visual Basic açmış olamazsın, değil mi?
Hayır canım, yok ya. Zannetmiyorum. Gerçekten mi? Yanlış da açmış. Oh. Tamam. Roll Nasıl fark ettim biliyor musun? back. Gerçi bundan dolayı değildir şeyin gelmemesi ama en azından C# yapmaya niyetlenmişsindir diye düşünüyorum. Evet. Visual Basic'te pek işim yok. Şöyle kapatacağım komple. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şuradan Tam silelim olarak bundan projeyi. bahsediyorduk zaten işte ya. Yok, bu benim tamamen şeyliğim ya. Olsun. Şuradan. Evet arkadaşlar, Visual Basic projesi açarsanız yanlışlıkla onu silip C# projesi açın. VB'ye sallamak istemiyorum ama bence artık yani yeni VB projesi açıyorsanız o yanlışlıkla da yüksek ihtimal. Şuradan ASP.NET Web Application. Visual Basic'i görmeyelim. All Languages'ten ben C# çekiyorum bunu. Sanırım bu. Değil mi? Okay. Next. Evet. Gönül rahatlığıyla açabilirim artık. Graph. Şeyin en başına döneceğim. Sonunda bir sorun var. Yapalım. Graph tutorial. Şu anda bilgisayarla alakalı bir sorun var gibi duruyor. Şunu kapatacağım ben. Ekrana biraz yaklaşabilirim. Kusura bakmayın. Aşağıdan da görüyor olabilirsiniz. Yo, iyi görünüyor. Tutorial. Tutorial ismini verdik. 472'yi seçtik. Create dedik. Şuradan MVC projesi. Geri kalana okey. Hemen diğer o eklediğimiz paketleri de hızlıca ekleyelim. Şuradaki paketleri eklemiştik. Bunların ben hemen spesifik versiyonlarını yükleyen halini siliyorum. Bu şekilde çalıştıracağız. Çekişmem solda. Haydi. Tamam. Tamam. Şey yükledi. Diğer paketleri de şu an yüklüyor. Onlar cache'den çekecek yüksek ihtimal. O yüzden daha hızlı olacaktır. Alright. Son olarak da Microsoft Graph paketinde yüklemiş olduk. Evet, olduk. Şuradan bu sefer C# projemde add diyorum. Yani buradan da normalde buralarda bir yerde olması lazım. New item diyelim. Bunun içerisinde de oven diye aratalım. Dananana. Burada da mı yok? Ya muhtemelen bu dille alakalı bir şey değildir diye düşünüyorum ya. Yoktur O herhalde. startup search Ama çıktı çalışmıyor mı? herhalde. Büyük O harfler bu. atsana bir merak ettim. Aynen onu ben evet. Aa. Şöyle Çok startup iyi. CS bu kalsın. Add diyelim. Tamam. Yapımız bu zaten. O bir startup ekleniyor buradan. Bunun içerisinde de configuration var direkt. Bu kadar. Yani bütün tantana buydu. Buradan devam edelim şimdi.
modellerin içerisinde bir tane class eklememizi istemiş. Alert diye bir class. Ekliyorum şimdi. Ve bir dakika. Şurada gözüküyor artık. Evet. Ekleyince gözüküyor. Mükemmel. Modellerden add diyorum, class diyorum. Alert. Şöyle bir yapısı var. Onu ekledim içerisine. Alert key diye bir şey eklenmiş. Message ve debug diye özellikleri var. Property'leri var. Devam edelim. Shared layout'un içerisine bir şeyler eklememizi istemiş. Shared'ın içerisine geliyorum layout'a. Buradaki içeriğin komple hepsini değiştiriyorum. Burası okey. Biraz inceleyecek olursak zaten altta da not var. Bootstrap kullanıyor. Font asım ekleniyor şurada. Bu tarz böyle. Eklediği birkaç bir şey var. Aynı zamanda demin eklediğimiz alert class'ını da kullanıyor. Oradaki göstereceğimiz alertlerde onun için bir yapısı var içeride. Gidip content site'ın altına da nerede? Content site. Bunları replace demiş. Ekliyoruz sadece. Home index'in içerisine gidiyoruz. Yine buradaki içeriği değiştiriyoruz. Yine sign in için bir link var. Display name'ini gösteriyor user'ın. Gibi gibi. Ve son olarak da sanırım bir controller oluşturuyoruz. Base controller isminde. MVC 5 boş bir controller eklememizi istemiş. Evet dedim. Ona da base diyorum. Bunun içerisinde de aslında indeksi buradan tamamen kaldırmış. Base'imiz ne olacak? Bir tane flash isimli metot eklememizi istemiş. Asıl aslında şuradaki alert'ü de getirelim buraya. Alert'ü direkt olarak şey atan, template'e atıp şuradaki layout'ta da zaten template'ını alıp gösterdiği bir yapısı var. Basit. Ve gidip home controller'da da base controller'dan altına almamızı istemiş. Son olarak bir açıp bakacağız bakalım. Uygulamamız yaklaşık 20 dakika sonrasında nasıl gözüküyor? Zaten 10 dakikası herhalde benim bir proje açmamla geçti. Şöyle getirip bakalım. Şu anda aslında erişmek istediğimiz noktaya eriştik. Birinci adımımızı tamamladık. Create the app. İkinci adım register the app. Buradan şu anda gidip bir tane Azure Active Directory application oluşturacağız. Ve onun konfigürasyonuna bakacağız. Öncelikle bizden şey yapmamızı istemiş. O projenin SSL URL'ini açmamızı istemiş. SSL enabled zaten şu anda. Açık geliyor. SSL URL'imiz de bu. Şunu bir not alalım. Bu kalsın burada. Sonrasında gidip bir tane Azure'dan application oluşturacağız. Portal azure.com'a gidiyorum. Burası ilk defa tanışanlar için de elimden geldiğince açıklamaya çalışacağım. Çok fazla detaya girmeden. Sol taraf ana menümüz. Bunun içerisinde Azure Active Directory diye bir alan görüyor olacaksınız. Göremezseniz onu All Services'inden de buraya erişebilirsiniz. Şurada ben Azure Active Directory diyorum. Buraya girdiğinizde
direkt olarak o tenant'ın, şu anda bulunduğunuz tenant'ın konfigürasyonlarını yapabiliyorsunuz. Bazı şeyleri yapabilmeniz için admin olmanız gerekiyor. Eğer adminiz size izin vermişse spesifik application developer olarak gidip buradan şu anda yapabileceğiniz, yapacağımız işlemi yapabilirsiniz. App registrations kısmına gelip aslında şuradan new registration diyeceğiz. Buna ASP.NET Graph Tutorial ismini vermemizi istemiş. Buradan da yine Accounts in any organizational directory, bunları da açıklayalım. Önemli konular. Eğer bu uygulamanızı sadece o kendi firmanızın içinde kullanacaksanız eğer, şunu seçmenizi öneririm. Bu dediğim gibi sadece sizin spesifik singleton çalışan bir yapı. Diğer geri kalanlar multi-tenant yapılar. Öncelikle şu seçenekte, zaten kendisini açıklayan seçenekler, ben üzerinden geçiyorum yine de. Multi-tenant bir yapıda olacaksa uygulamanız, yani farklı farklı firmalar da giriş yapabilecekse bunu seçebilirsiniz. Buradaki seçenekte yine hem çoklu Azure Active Directory, çoklu firma yapısında olsun, hem de normal işte benim Outlook ya da LiveID hesaplarımla da giriş yapabilsin normal end user kullanıcılar istiyorsanız eğer bu seçeneği seçebilirsiniz. Son olarak da zaten sadece normal Outlook'tur, şeydir, LiveID'dir, bunlarla giriş yapabilsin kullanıcılar derseniz de şu en son seçenek mevcut. Buradan bizim üçüncü seçenek olan hem mikro şey hesapları girsin, company hesapları girsin, hem de personal hesaplar girebilsin seçeneğini seçiyoruz. Ve burada da demin not aldığımız adresi buraya belirliyoruz. Register dedim. Sonrasında gidip authentication kısmından şuradaki ID tokens seçeneğini işaretlememizi istemiş. Implicit grant ve hybrid flow'lar tabanının altında bunu görebilirsiniz. Çok fazla üzerinde değinmeyeceğim ama yaptığı iş şu aslında ID token'ı burada açmasıyla. Kullanıcının spesifik bazı profil bilgileri hepsi olmaması şartıyla o ID token'ın içerisinde geliyor. Bununla birlikte aslında siz işte kullanıcının ismi, soy ismi, mail adresi gibi bilgileri, OpenID'nin kendi içerisinde sunduğu bilgileri eriştirebiliyorsunuz burayı çekleyerek. ID token da gönderiliyor en başta yapılan isteklerin içerisinde. Buradan bunu kaydetmemizi istemiş. Sonra da gidip bir tane sertifika ve secret oluşturacağız. Buradan da yeni client secret diyorum. Bunu never diye seçmişiz. Demo amaçlı. Böyle bir şey yapmayın. Production'da. Demo'da mübah diyelim. Şimdi buradaki bilgiler önemli. Şuradaki value'yu bir daha görmeyeceksiniz. O yüzden bunu kopyalamanız gerekiyor. Onu oradan almak lazım. Şu şekilde secret diye ben bunu tutayım. ID olarak da bize şu değeri verdi. Bu ikisini kullanacağız. Üçüncü adımımızı tamamladık. İkinci adımı tamamladık. Üçüncü adım olarak bakalım ne kadar zamanımız kaldı. Yaklaşık bir 15 dakika. Hızlanınca diyelim. Buradan gelip bizden ne eklememizi istemiş? New item, web configuration file. Add new item, web configuration file.
Buna da ne demiş? Private settings config ismini vermeyeceğiz demiş. Bunun içerisinde de bütün her şeyi silin buradan. App settings ekleyin bir tane demiş. İçerisinde de şuradaki konfigürasyonları eklememizi istemiş. Şurayı değiştireceğiz. Şunu almıştık buradan. Adresimiz bu. Redirect URL olarak bunu eklemiştik şeyin içerisine, application içerisine. Önemli bir nokta. Şimdiden aklınızda bulunsun. ID'yi buradan alıyorum. Application ID'yi buraya veriyorum. Secret'ı alıyorum. Application secret'ı da buraya tanımlıyorum. Sonrasında gidip App Settings'in içerisinden bunu eklememizi istemiş. Özellikle de belirtmiş 7. satırda olsun diye. Replace the App Settings line with the following. Ekleyelim. Diğer konfigürasyonları tamamen kaldırmamızı şey yapıyor herhalde. Yo. Tamam, okey. Anladım şimdi. Şu config dosyasını da ekleyecek. Buradaki keylerin içerisinde. Sign'ını implement edin demiş. Şuradaki startup kısmını komple ben buradan kopyalıyorum. Buradaki startup'ta değişiklikleri yapalım. Şöyle bir. Şunlardan oturtalım. Ve açıklamaya başlayalım yavaş yavaş. Evet. Hatta bir build edelim. Bakalım herhangi bir problem var mı? Herhangi bir problem yok. Buradan zaten eklediğimiz application settingleri çekiyoruz. İçerisinde önemli olan noktalara değinmek gerekirse default sign'in authentication tipini şuradan cookie authentication olarak tanımlanıyor. Cookie authentication opsiyonları veriliyor ve OpenID Connect authentication özellikleri tanımlanmaya başlanıyor. Client ID'miz yine oradaki Azure Active Directory'de oluşturduğumuz uygulamanın ID'si aslında. Authority olarak da dediğim gibi login.microsoftonline.com orayı kullanıyor. Common buradaki common tenant ID'si normalde ama direkt olarak erişilebilecek herkesin girişini sağlayabileceği yine my me ve my organization'a benzer bir esneklik sunuyor. Scope kısmı OpenID, email, profile, offline access bunlar yine OpenID'nin kendi içerisinde belirlenen bazı statik scope'lar. Onların dışında ekstra Microsoft'un sunduğu şuradaki scope'lara erişeceğiz. User read ve calendar read. Sadece kullanıcının bilgilerini ve calendar o kullanıcının calendar bilgilerini okuyabilmemizi sağlayan kapsamlar bunlar. Redirect URL'i yine tanımladığımız gibi çıkış yapıldığı zaman şeyden nasıl geliyor? Bunlar zaten hepsi ikisi de tanımlı. Token validation parametresi olarak da validate issue tanımı var. Bunun içerisinde aslında şunu söyleyebiliyorsunuz. Tenant giriş yaptığı zaman, herhangi bir kullanıcı bir giriş yaptığı zaman yanında hangi tenant'a ait bir giriş yapıldı. Yani bu token kimin tarafından oluşturuldu? Bu bilgiler geliyor. Bunları göre siz validasyon yapabiliyorsunuz. Bu tenant, bu müşteri ya da bu company kiracı giriş yapabilsin ya da yapamasın. Benim için okeydir ya da değildir. Kısımlarını halledebiliyorsunuz. Burada notification'lar var. Fail'da ve bir kod geldiği zaman OpenID'yi anlatmam lazım bunu çok fazla şey yapmak için. Üzerinde dediğim gibi durmayacağım. Buradan bir Confidential Client Application Builder
oluşturuluyor. Asıl yine Microsoft Graph ve Microsoft Identity Client paketlerin içerisinde gelen bir yapı. Buradan biz bir oluşturduğumuz application'la işlem yapabileceğimiz bir şey oluşturuyoruz. Application oluşturuyoruz aslında, erişim sağlayabileceğimiz. Application ID'mizi buraya veriyoruz. Redirect URL'imizi buraya. Client secret'imizi da buraya veriyoruz. Ve build diyoruz. Bu build'dir bize bir tane client application, kullanabileceğimiz bir client application üretiyor kod içerisinde. Geri kalan kısımlarda zaten acquire token by authorization code kısmı. Kodla birlikte biz kullanıcının spesifik access token'ını alabiliyoruz ve ondan sonrasında da süreci ilerletebiliyoruz. Diğer graph kaynaklarına erişimi sağlaması için. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bunun haftaya isterseniz devamını yapalım. Oradan da kaldığımız yerden devam edelim. Harika olur Fatih. Ne kaldı? Adımları söylesene. Adımlar şunlar. Normalde şu anda zaten startup kısmında da yine authentication, OpenID ile authentication ve Microsoft authorization kullanılarak authentication kısmını hallettik. Bunu startup'ın içerisinde tanımlamak, onların dışında yine farklı adımlar var. Bunlar yine şeyde repository'de göreceksiniz. Dördüncü adımın içerisinde olan şeyler. Bizim dördüncü adımımız en son olarak MS Graph tarafını kullanmaya başlamak. Burada alınan token'la birlikte Graph tarafına gidip kullanıcının nasıl bilgilerini alarak işte calendar'daki bilgilerin gösterilmesi, kullanıcının isminin soy isminin gösterilmesi, sign-in, sign-out işlemleri gibi şeyler kaldı. Onlar da yine o zaman haftaya kalsın diyelim. Tamamdır Fatih. Ellerine sağlık. Yani çok detaylı, çok güzel bir seri olacak. İkincisiyle birlikte. Seriyi çok beğendi. Devamını çekeceğiz. Durumu oldu şu anda. Teşekkür ederim. Okey. O zaman bu haftaki CodeRunner'ı kapatıyorum. Önümüzdeki haftaki konumuz da şimdiden belli oldu. Evet. Belki bu kadar uzun sürmeyecektir. Ya da bilmiyorum. Belki yeni bir şeyler eklersin göstermek için. Fatih. Biraz daha detaylı anlatabiliriz. Evet. Ya. Haftaya göreceğiz. Çok daha esnek olur. Aynen. Görüşürüz. Güzel. İyi haftalar herkese.